hayatına nasıl başladım? Yayın hayatım aslında biraz pandemiyle başladı. Çok uzun yıllardır ben oyun oynuyorum zaten. Sonra pandemi döneminde çok uzun saatler oyun oynamaya başladım. Ve hani evdeyim, yapacak hiçbir şeyim yok. O yüzden ben de arkadaşlarım ve ailem de zaten, annem özellikle çok teşvik etti beni bu konuda. Sürekli yayın aç, yayın aç, hadi YouTube video yükle, Twitch yayın aç falan. Annem devamlı aslında buna önce oldu. Sonra ben de dedim neden olmasın, deneyeyim. Zaten sürekli oyun oynuyorum. Başladı böyle, yayını başlatışına başladım çok heyecanlı dönemlerde. Bir de şansıma şöyle bir şey oldu. Ben uzun yıllar CSGO oynadım, Counter Strike oynadım. Sonra tam pandemiyle beraber Valorant çıkış yaptı. Hani aslında FPS kültürüne, FPS oyununa hakim olduğum için bu sefer ne oldu? Valorant'a da daha çabuk adapte oldum. O da aslında benim yayında böyle hani insanlar geldiğinde hiç bilmeyen biri olarak değil, biraz FPS'i bilen bir yayıncı olarak başladım. Öyle olunca ilgi çekmeye başladım. İşte kadın yayıncı Valorant oynuyor, iyi oynuyor diye başlayarak devam etti. Ayrıca asıl önemli kısmı şurada başladı. Benim hem yükselmeme sebep oldu. İşte ben oyun oynuyorum falan ama tabii ki de hani bir noktaya kadar duyulabiliyorum ya da işte insanlar yayınıma denk gelirse görülebiliyor. Çok iyi hatırlıyorum, bir tane hareketi kes vardı. Daha hareketi kesin yeni başladığı zamanlarda. O dönemde ben Şerif'le 3 ya da 4 kill almıştım. Bak şu bir. Şu andan itibaren 4 kişiniz var. İzle bak işte. İzleyin. Şu 2. Bak izle geliyor. Nerede bu adamlar? Görüş sağlıyorum. Şu 3. Bak. Şu onu hareketi kese kapak olarak koymuşlardı. Ve o kadar çok ilgi çekti ki, oradan o kadar çok insan geldi ki ilk nokta aslında orada başladı, yükselmeye başladım. O yüzden harekete kese de buradan bir tane kat. Game Changers hakkında ne düşünüyorum? Game Changers aslında benim kalbim. Çünkü şu noktada, daha önce bahsettiğim gibi uzun yıllar ben CSGO oynadım. O dönemde küçük, çok küçük bir aralıkta da e-spor kariyerim olmuştu. Ama şöyle, e-spor hani maça çıkıyorsun, turnuva yapıyorsun, antrenman yapıyorsun ama seni kimse görmüyor. Mesela ben şu an hani Türkiye'de hatırı sayılır bir yayıncıyım ama kimse bilmiyor ki mesela Çiğdem T e-sporcuydu. Kimse bilmiyor. Game Changers ne yaptı? Kadın profesyonel oyuncuların görünürlüğünü sağladı. Ve en önemli noktası da ülkemizde kadın oyunculara birazcık ön yargı vardı. Hani kadınların iyi oynayamayacağını düşünen büyük bir kitle vardı ve Game Changers bunu gerçekten inanılmaz derecede kırdı. Buna da gerçekten öncü olan BBL Quiz takımını tekrardan tebrik ediyorum buradan. Gerçekten çok büyük işler başardılar geçen sene. Ben de onları izlerken her seferinde gözlerim dolu dolu izledim yani. Bana da çok katkısı oldu. Çok fazla Game Changers maçı izledim. Tabii ki de izleyici anlamında da çok katkısı oldu ama aynı zamanda görünürlük anlamında da. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Geçen sene yine bir tane Valorant turnuvasında yabancı ülkeden bir tane kameraman geldi yanıma. Aa dedi, seni tanıyorum, sen Çiğdem'sin değil mi? Ben de şaşırdım. Bir tane İngilizce de konuştu. Dedim hani ne oluyor, nereden tanıyor? Game Changers yayınları yapıyorsun değil mi dedi. Evet dedim. Orada gerçekten böyle çok gurur duydum.